Değerli finans sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepinize yeni ve kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün borsa endeksine baktığımızda borsa endeksi BIST 100 2397'yi taban yaptı. Bizim için destek neydi? Fibonacci desteğimiz 2406'ydı. 2406'nın altında iyi bir dünya değil, iyi bir yer değil. Başka alt kulvarlar vardı. Ama 2426'ya geldi. 2400 6 yılın yukarısına çıktı. 2419 ile kapattı. Bence haftalık olarak. Şimdi tekniklere baktığımızda. Birçok teknik sat bölgesinde. Ama Fibonacci olarak. 2406 puanın üzerinde kapatmamız haftalık olarak. Bence iyi oldu. Bakacağız. 2 saatlik, 4 saatlik, günlük teknik sinyaller ne diyor. Ne durumdayız. Ama ben 2406'nın üzerinde kapanışı pozitif karşılıyorum. Dün de %5 mal aldığımı saat 16.30'da söylemiştim. Pozisyonumu zaten biliyorsunuz. Ancak bu şu demek değil arkadaşlar. Yani ben burada bir pozisyon söylediğim zaman sizlerin de o pozisyonda olacaksınız anlamı gelmiyor. Çünkü herkesin risk algısı, risk konumu farklıdır. Yani dün bir Twitter sohbet odasına katıldık. Nereden, nasıl hisse alınır diye Katılan arkadaşlar oldu. Ben kendi Twitter adresimde yayınlamıştım. Katılamayan arkadaşlar için çok kısa özetlemek istiyorum o sohbet odasını. Bir hisse nasıl ve nereden alınır? Neydi arkadaşlar? Üç şey söylemiştim orada. En önemli şeylerden bir tanesi birinci olarak borsanın işleyiş mekanizmasını öğrenmemiz lazım. Yani borsanın işleyiş mekanizması nedir? Borsa kimlerden oluşur? Para babaları veya sermayederler, spekülatörler, manipülatörler ve piyasa yapıcıları nedir? Bunların yanında aracı kurum, aracı kurumun yanında küçük yatırımcının pozisyonu, durumu nedir? Bunları hep o Twitter sohbet ortamında anlattım. Elbette burada size bir 10 dakikalık video çekiyoruz. 10 dakikalık bir video çekiyoruz ama böyle kompres bir hap şeklinde bir video hazırlamak istiyorum. Oysa sohbet odalarına katıldığımızda rahatlıkla ne düşündüğümüzü ifade edebiliyoruz. Çünkü geniş bir zaman oluyor, geniş bir süre oluyor. Orada da bütün her şeyi anlatabiliyoruz. Bazen bu 10 dakika süreyi aşmamak için de bazı şeyler anlattığımız zaman yanlış anlaşılıyor. Ancak bu birinci aşamayı geçtikten sonra yani borsanın işleyiş mekanizmasını öğrendikten sonra yani bizim borsadan hisse almadan önceki en önemli aşamalardan bir tanesi budur. Birinci aşama bunu öğreneceğiz. Yani sizlere de bu sağ üst köşede yayınlıyorum. Borsa eğitim videolarımda Borsanın işleyiş mekanizmalarıyla ilgili videolarım var yaklaşık 50 küsur. Boş zamanlarınızda sıkıldıkça buradaki olayları ve benim borsayla ilgili anılarımı dinledikçe kendinizin yetiştirdiğinizi ve tecrübelerimi paylaştıkça sizler de o tecrübeyi edinmeden edindiğinizi anlayacaksınız. Yani hissedeceksiniz. O yüzden arkadaşlar birinci aşamada aslında borsadan hisse almadan önce borsanın işleyiş mekanizmasını öğrenmemiz lazım. İkinci aşama neydi arkadaşlar? Hisse almadan önce bizlerin en azından temel düzeyde bir bilançoya bakmayı öğrenmemiz lazım. Yani bir insan bize hissemi pazarlıyor. Hissemi satıyor. Çünkü ortalıkta çok fazla tabiri caizse beni affedin fırıldak dolu. Yani ben o kadar çok okudum ki. Yani kripto paraları övüp 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 de. Yani o insanların isimlerini burada söylemi zikretmek istemiyorum. Çünkü neden zikrettiğiniz zaman karşı tarafa bir söz hakkı doğar. Yani şimdi ondan sonra çıkıp da en azılı anti kriptocu olan insanlar var sosyal medyalarda. O yüzden bir tweet atmıştım. Sosyal medyada kimi takip ettiğinize gerçekten dikkat edin. Yani o insanın samimiyeti veya o insanın dürüstlüğü veya geçmişteki videolarına bakın. Yani benim YouTube'da 3 yıldır çekmiş olduğum bütün videolar kayıtlı. Oralarda ne demişim, neler söylemişim, şimdi neler söylüyorum. Borsa çıkarken yanındayken, borsa düşerken de yanınızdayım. Yani mantık ve rasyonel çerçeve içerisinde şeyler size söylemesi gerekiyor. Yani ne dedim? Evet konuyu çok fazla dağıtmayalım. İkinci aşama neydi arkadaşlar? Biz bilançoyu temel düzeyde okuyalım. En azından bir şirketin öz kaynakları nedir? Öz kaynakları bir şirketin uzun vadeli borçları nedir? Kısa vadeli borçları nedir? Öz kaynaklarını nasıl etkiliyor? Varlıklarını arttırmışım. Duran varlıkları ne kadar? Dönem varlıkları ne kadar? Gibi basit temel düzeyde bilançoyu okumayı bilelim. İkinci olarak bunu yaptıktan sonra üçüncü olarak ne dedik o sohbet odasında biz? Üçüncü aşama teknik analiz. Teknik analiz niye? Teknik analize karşı. Hayır arkadaşlar teknik analize niye karşı olursunuz ki? Ben çok iyi bir teknik analizci değilim. Bunu itiraf ediyorum. Çok da iyi temel analizci de değilim. Ama ne yapıyorum? Bunları kullanarak kendime bir yol çizebiliyorum. Kendime bir hedef koyabiliyorum. Kendi risk algımı ortaya koyuyorum. Nedir? Borsanın işleyiş mekanizmasını biliyorum. Kendime yetecek düzeyde bir mali müşavir veya serbest muhasebeci kadar bir bilanço okumasam bile en azından ona yakın kendime yetecek kadar bir bilanço okuyabiliyorum. Ha bilançoda kendime bir fiyat e, e, değer belirliyorum. Ha bu değeri belirledikten sonra fiyata bakıyorum. Ha fiyatı da neyi de buluyorum? Ucuz fiyatı nereden alıyorum? Teknik analiz alıyorum. Evet bir bilançoda değer 15 TL çıkmış olabilir. Fiyata bakıyorum 10 lira. Ama 10 liraya baktıktan sonra ya 15 lira bunun değeri ama 10 lira olmuş ya 10 lira olmuş ama kabul ediyorum Tekniğine bak teknine baktıktan sonra belki 7 lira alırsın teknikte de değerde ucuzdur ama belki teknikte pahalıdır en yakın örnek nedir sizlere tav havalimanları tav havalimanları aslında incelemiştik tav havalimanları temelde ki bugün baktığımızda tav havalimanlarının fiyat olarak evet yüzde 0.50 yükseldiğini görüyoruz önemli değil. Biz ne demiştik? Temelde Tav Havalimanları ucuz ama tekniğe baktığımızda pahalı. Biraz daha ucuzlaması gerekiyor. İşte bu da onun gibidir. Değeri siz bulursunuz. Değeri bulduktan sonra tekniğini de daha ucuz alabilirsiniz. Bu arada bir paylaştığımızda Tekfen vardı. Dün tofaş vardı. Arkadaşlar bu paylaşımların da hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını, bunların birer eğitim çalışması olduğunu, aksi zarar edebileceğinizi sizlere söylüyorum. Ancak bugün baktığımızda Tekfenin bugün dün paylaşımdan sonra %3.57 yükseldiğini, Tofaş Oton'un ise yatayda negatif 0.7 olduğunu görüyoruz. Ha bunlar nedir arkadaşlar? İşte buralarda işte tekniğine bakarsınız. Evet, değerde de bir fiyat bilirsin. Tekniği de ucuzsa o zaman arkadaş 15 liradır ederi de 10 liraya alacağına 7 liraya da alırsın. Bunu, ne, de neyde öğrenirsiniz? Teknik analizde öğrenirsiniz. O yüzden hiçbir şeyi ayrı düşünmeyin arkadaşlar borsanın çalışma mekanizması, mali tablolar, bilançolar ve teknik analiz. Hepsinden yetecek derecede kendinize bilgi edindiğiniz takdirde size yol gösterecek 2 ya da 3 tane dürüstlüğüne inandığınız sosyal medya uzmanları diyeyim, tecrübeli insanları diyeyim, üstadları diyeyim, hocaların dinlediğiniz zaman çok fazla yanılacağınızı sanmıyorum. Evet bugün ne paylaşmıştık biz sizlere? Sol alt köşede, sizlere göre sağ alt köşede yayınlıyorum. Enka'nın inanılmaz bir kur çevirim farkı yazdığını. Yani inanılmaz bir finansal zarar. Yani 21 milyar 756 milyon TL. Evet şimdi şöyle baktığımızda Enka inşaata geldiğimizde arkadaşlar. Yani evet altın çöpe düşmekle değer kaybeder mi? Hayır altın çöpe düşmekle değer kaybetmez. Enka'ya baktığımızda 15.50 spottan giriyoruz. Ve bu ay çeyrek karın eksi 491 milyon 550 bin TL getirdiğini görüyoruz. Şimdi po pozisyonda olan arkadaşlara benim diyecek bir lafım yok. Ancak evet eksi 21 milyar 756 milyon lira kur farkı yazmış. Çünkü bu Rusya işleri dünyada global küçülme falan. Ancak buralarda ben tetikte beklerim. Yani olur enka inşaat düşerse üzerine atlamak için tabiri caizse. Çünkü nedir? Evet bu bir dönemsellik bir bilançodur. Bu arada baktığımda piyasa değerini defter değerine baktığımda 0.93 olduğunu görüyorum. Yani enka aslında bir hisse değil. Enka bir cumhuriyet diyebilirim. Yani enka cumhuriyet. Çünkü finansallar olarak böyle bir şey. Yani kendi başına ayrı bir olay. Yani bu olaylar düzeldiği zaman düşünebiliyor musunuz? Bunların artı yazdığını düşünün. Yani gerçekten bilançonun iyi olacağını düşünüyorum. Ancak gerçekten şu an aşamada enkanın aleyhine işleyen bir dönemsellik bir süreç olduğunu da görüyoruz. Değerli arkadaşlar, evet yani bu paylaşımların sadece birer fikir olduğunu ve beyin fırtınası olduğunu hatırlatmak istiyorum. Borsaya baktığımızda, borsada neyi kritik geçtik arkadaşlar? Beni sevindiren neydi? 2400 2406'nın üzerinde haftalık kapanış yapmamızdı. Bu beni mutlu etti. 2419'da. Bir ama teknik sinyaller hala sat diyor. Yani artık burada risk aldığınızı kendiniz belirleyeceksiniz. Dün videoda konuşmaktan teknik analiz yapamadık. Bugün bir borsa İstanbul'da bir teknik analiz yapalım ve videomuzu kapatalım. Değerli arkadaşlar bizim şimdi bu şu 2406 Fibonacci desteğimizdi bizim veya direncimizdi. Şimdi bugün şu 4 saatliğe baktığımızda hatta şunu ben şöyle 2 saatlik yapayım. 2 saatliğe baktığımızda arkadaşlar çok daha iyi görünüyor. Bakın çok da güzel çalışıyor görüyor musunuz destekler dirençler. Şimdi şu aşağı 2406'ya gelmemizi ve şurada güçlü bir bar atmamızı ve bu barların aşağıda gelmesi ve şurada şöyle bir yatay destek oluşturduğumuzu görürüz. Hemen sizler için Şöyle bir yatay destek atalım. Bakın şuraya ben şöyle bir yatay destek atıyorum mesela şu noktaya. Şu noktaya bir çizgi olarak gördüğünüz gibi burada bir yatay desteğimiz var. Yani 2372 oluşmuş. Çünkü bu güçlü olarak görünüyor. Ancak şimdi arkadaşlar bugün borsa 12 Mayıs'ta yani dün burada kapanırken sanki böyle 2406 ile 2261 arasında böyle yataya saran bir borsa var gibi düşünüyorduk. Ancak bugün açılışta arkadaşlar çok güçlü bir şekilde yukarıya attı. Güçlü bir şekilde yukarıya attık. 2406'nın üzerine geldik. 2406'nın üzerine geldik ama gördüğünüz gibi gün içerisinde aşağıya iğne atmasına rağmen 2406'yı destek yaptı. 2406'nın üzerine destek olarak gittik. Şu 2406'nın üzerinde kaldığımız süreci arkadaşlar yukarıda gördüğünüz gibi 2497'nin yeniden direnç olduğunu ve burada 2561'in mütakip olarak da yukarıdaki Fibonacci seviyelerine doğru gideceğini düşünüyoruz. Peki Selçuk Bey bu noktada bizim için asıl yükseliş başladı diyebilmek için borsada neye bakmamız lazım? Şimdi önce bir şu teknik analize bir bakalım arkadaşlar. Şimdi 2 saatlikte süper trend satta. Şuradan bir kamaya baktığımızda kamada da yukarıda. Yani şuralar yani 2447'leri geçtikten sonra borsada pozitif olabiliriz. Şimdi dediğim gibi Fibonacci'de pozitifiz ama teknik analizde hala sinyaller sat gördüğünüz gibi. 4 saatliğe baktığımızda 4 saatlikte de sattayız. Gördüğünüz gibi bu da 2466'larda. Günlüğe baktığımızda günlükte de hala sattayız. Yani günlük uzun vade olduğu için uzun vade hisse alımı için 2545'leri öneriyor. Şimdi biz burada 2 saatliğe dahi baksak 2 saatlikte şu noktaları görüyoruz. Şimdi bunları kapatalım. Şimdi temel bunlar bunlarla kafayı yormayalım. Şimdi bizim için aslında bence borsanın yeniden 3000'ler hedefini yapabilmesi için arkadaşlar ben size şurada şöyle bir trend çizgim alıyorum. Bakın şu zirve noktası var ya arkadaşlar. 2557 sanırım. Şu zirveyi tıklıyorum ve aşağıya geliyorum. Bakın şurada da bir zirve var. Gördünüz mü? Bakın şurada bir tık. Şimdi bu bir düşen. Şimdi borsada hedef belki 2497'ye gelmeden bu 2406'nın üzerinde kaldığı sürece şu noktalara gelebilir. Nedir işte 2470'lere. 2470'lere gelmiyor Bakın şurada bile bakın gördüğünüz gibi burada bile yatay bir direnç var. Yatay bir direnç evet 2471 kırdığı anda Ben buradaki yatay destekleri Borsanın Kıracağını ve yukarıya doğru gideceğini düşünüyorum yani Bence şu an en Yani eğer Risk algınız çok Azsa Yani şunun kesip kesmediğini bakmanız lazım yani Borsada 2470'lerin 2475'lerin kesilip kesilmediğini yani şu düşeni Kırıp kırmadığımız bakacağız ki düşeni kırarsak Bu düşen üzerinde Hareket edelim Değerli arkadaşlar elbette bir hissenin bazen bilançosuna bakıyoruz. Borsanın işleyiş mekanizmasını anlamaya çalışıyoruz. Başta videonun başında söylediğim gibi. Aynı zamanda teknik analizine bakıyoruz. İşte nedir? İşte borsa İstanbul'da bir teknik analize bakıyoruz. Teknik analizde işte bunu anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bunu bir mantık süzgeçisini koyuyoruz. Ancak bir de bilemediğimiz şeyler oluyor. Nedir bunlar? Uluslararası konjüktür. Uluslararası gelişim. Mesela Enka İnşaat'in yani böyle bir konjüktürel saçmalığın içine girip yani 21. yüzyılda konvansiyonel usulde savaşın Olup da yani 20 milyar TL'ye yakın bir zarar yazabileceği bilançosunda ve bunun da net karlılığı da eksi 500 milyon TL'ye kadar etkileyeceğini kimse bilemezdi. Yani bunun detayına bakmak lazım. Tabi detayını tam net bilemiyorum. Çok şöyle bakarken gördüm. Enka inşaat dikkatimi çekti. Neden 500 milyon TL'ye zarar etmişti? Yani bu kadar bir kur çevrim farkı zarar olursa bu korkunç bir olay. Bundan zaten kar etmesini bekleyemezsiniz. İşte böyle bir uluslararası konjüktürel gelişmeler de oluyor. Peki şu an şu aşamada tehlikeli olan uluslararası konjüktürel neydi? FED'di. FED'i zaten çok konuştuk ancak şu an yeni bir nur topu gibi bir krizimiz daha uluslararası düzeyde olabilir. Bu da Finlandiya'nın bir de İsveç sanırım herhalde bunlar da ben de NATO'ya girmek istiyorum demesi. Ve bunların da NATO'ya girmek isteyince Rusya'nın bunlara da hayır demesi. Yani bir krizin bir gerginliğin başlangıcında olabilir miyiz? E tabii bu şimdi bu bölgelerde yani ENKA gibi, Şişe gibi uluslararası bu bölgelere iş yapan, bu bölgelerde fabrikası olan, bu bölgelerde müteahhitlik çalışması veya satış yapan şirketleri olumsuz etkileyebilir. Yani sanırım bugün de bizim hükümetimiz bunun çok hoş karşılamadı. Yani bu şimdi çok yersiz bir hamle. Yani neden NATO'ya girmek istiyorsunuz? İşte Ukrayna Rusya durumu ortadayken Finlandiya niye ortaya çıkıyor? Yani bir dur bir sakinleş filan ortanın sakinleşmesi lazımken. Yani bu da aslında hoş bir gelişme olmadı. Bu da nur topu gibi bir krizimiz olmak üzere gibi geliyor. İnşallah fazla böyle uzamadan sakinleşir, küllenir diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın, iyi istirahatler, iyi hafta sonları.